Selam, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Büşra. Bugün sizlerle çekebileceğim en yararlı video çekiyorum. Nasıl jilet gibi bir eyeliner çekilir çok pratik bir şekilde bunu göstereceğim. Sizlerle iki tane yol paylaşacağım. Birincisi, bu aralar çok popüler olan üçgen yöntemiyle eyeliner çekmek. İkincisi ise ben de eyeliner çekiyorum. Bence iki yolda çok basit olacak sizler için. Yani diğer eyeliner çekme yöntemlerine bakarsak bence bu göstereceğim iki taktik sizin işinize çok yarayacak. Videonun kalan kısmında merak ediyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi aslında size vereceğim ilk öneri eyeliner çekmekle ilgili olan, likit eyelinerlarınızı böyle bir köşeye bırakın. Eğer eyeliner çekemiyorsanız veya ilk kez eyeliner çekmeye başlayacaksanız. Çünkü likit eyelinerlar biraz daha sıkıntılı. Neden diye soracak olursanız, bildiğiniz üzere batırmalı ürünler oluyor ve çoğu zaman aslında dengeli ürün alamıyoruz. Yani böyle batırıyoruz. Ya çok ürün geliyor ya çok az ürün geliyor ve böyle kafamız karışıyor. Böyle birden alsak çok ürün oluyor. Böyle yapsak az ürün oluyor. Sürüyorsunuz, daha sonra bir daha batırmak istiyorsunuz. Aynı çizgiden gidemiyorsunuz falan, bir sürü böyle kötü şeyler oluyor. Yani eğer bir şekilde likit ürünler kullanıyorsanız. Bu yüzden sizlere daha çok kalem eyeliner'ı önerebilirim. Daha kolay eyeliner çekmek istiyorsanız. Size önerebileceğim iki mükemmel ve çok uygun fiyatlı olan eyeliner. Tabii ki de Beaulieu'sun eyeliner'ı. Birisi Drakit, diğeri de Guardit. Birisi fırça uçlu, diğeri keçi uçlu. İkisi de birbirinden basit aslında ama bence Drakit bir tık daha basit. Ama ikisi de çok basit olan kalem eyeliner'lar. Bugün ben bu kalem eyeliner'larla çekeceğim. İlk olarak Instagram'da popüler olan eyeliner çekme yöntemiyle başlayacağım. Şimdi yakınlaşalım. Bayağı yakınlaştık. Gördüğünüz gibi ucu çok ince bir kalem eyeliner. Çok ince olması siz daha kontrollü aslında eyelinerınızı kalınlaştırmanızı sağlıyor. Şimdi ilk olarak iki kirpik bitimimin ortasına böyle fırça ucumu koyuyorum. Fırça ucumu koyduktan sonra yukarı doğru bir kuyruk uzatıyorum. Yukarı doğru gidecek şekilde. Bu kuyruk başlangıcından bir dikey çizgi çiziyorum. Bu dikey çizgiyi bu eyeliner ucumla birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir üçgen oldu. Daha sonra aslında eyelinerimizin çoğu bitti diyebilirim. Üçgenin şu köşesinden şu kısma doğru bir çizgi uzatıyorum. İçine dolduruyorum. İçini doldurduktan sonra isterseniz uzunluğunu biraz daha arttırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok da güzel böyle jilet gibi bir eyeliner oldu. İç kısımlarını dolduracaksanız eğer size verebileceğim en büyük taktik fırçanızı sürmemek olacak. Eğer fırçanızı sürerseniz daha kalın bir eyeliner oluyor. Sadece fırçanızı alın, dokundurun. Bu şekilde hiçbir şey değil. Kirpik diplerinizi dokunduracaksınız. Birinci eyeliner önerim bu şekildeydi. Tekrar anlatıyorum. Kirpik bitimimden kaşıma doğru bir çizgi çiziyorum. Bu bizim aslında eyelinerimizin kuyruğu. Daha sonra şuradan böyle dikey bir çizgiyle kuyruğumu birleştiriyorum. Ve böyle bir üçgen elde etmiş oluyorum aslında. Daha sonra bu üçgenin şu kenarıyla burayı birleştiriyorum. İçini doldurduktan sonra aslında bir eyeliner oluyor. Siz iç kısmını doldurabilirsiniz, doldurmayabilirsiniz. Veya böyle hatta pınarımıza da birazcık eyeliner getirelim. Bunun da nasıl olduğunu görün. Eyeliner ucumun bu kısmı değil, yan kısmı değil, sadece şu uç kısmını alıyorum. Uç kısmıyla şuraya fırçamı kaldıra kaldıra böyle bir çizgi çiziyorum aslında. Göz pınarımıza da böyle birazcık uzatma getirmiş oluyoruz. Aslında çok basit. İlk eyeliner taktiğim böyleydi. Şimdi hemen gözümü temizleyip ikinci eyelinerimle geçiyorum. Evet, şimdi eyelinerimizi temizledik. İkinci yöntemimize geçiyoruz. İkinci yöntemimde bu kez de bunu kullanalım. Ben de eyeliner çekiyorum. Bunu göstereceğim. İlk eyeliner iki gözüme de yapmadığım zaman kaybolmasın diye bunu iki gözümüze de yaparız. Daha sonra maskarayı sürüp videoyu bitiririz. Şimdi bu da böyle çok ince olan ama fırça uçlu bir ürün. Ben eyeliner çekerken yine kirpik dibimden şöyle bir çizgi çiziyorum. Ve size şunu söyleyeceğim. Sakın eyeliner çizmeye
göz pınarınızdan başlamayın. Sakın sakın sakın. Çünkü göz pınarınızdan başladığınız zaman kontrollü bir şekilde kesinlikle ilerleyemiyorsunuz. Böyle getire getire kapkalın bir eyeliner oluyor eyeliner bitiminde. O yüzden eyeliner çekmeye kuyruk kısmından başlarsanız daha böyle kuyruğu yaptığınızda göz pınarlarınız ilerlerken daha dikkatli oluyorsunuz. Bakın bu yöntemi bir deneyin. Eğer eyeliner çekemiyorsanız belki de göz pınarınızdan başladığınız için kaynaklanabilir aslında kalın bir eyeliner çekiyorsanız. Daha sonra ben bu çizgiyi alıyorum. Şu karşısıyla birleştiriyorum. Şu ucundan şu karşısıyla birleştiriyorum. Karşısıyla birleştirdikten sonra içini dolduruyorum. Resim çiziyor gibi düşünün. Gerçekten resim çiziyor gibi düşünün. Az önce de söylediğim gibi fırçamı sürmüyorum. Fırçamı sadece değdiriyorum. Değdirerek burayı birleştiriyorum. Yani gözümün iç kısmıyla çektiğim kuyruğu birleştiriyorum. Böyle böyle gitmek yerine şu şekilde. Şöyle. Bir kez yapın. Yani şunu da söylemek istiyorum. Siz kuyruk kısmını yaparken böyle böyle sürekli giderseniz kuyruk kısmını kalınlaştırmış olursunuz. O yüzden kuyruk kısmını çizerken tek bir şansınız olduğunu düşünün ve o şansı güzel değerlendirerek tek bir hamlede böyle getirin ve ince olsun. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben kuyruk kısmını çizdim ya. Kuyruk kısmını çizdikten sonra kuyruktan başlayarak böyle bir çizgi getirmiyorum. Kuyruk kısmının yarısından başlıyorum ki buranın inceliği kalsın. Yani buranın inceliğini bozmak istemiyorum. Şu en ucun inceliğini bozmak istemediğim için eyeliner gövdesini eyeliner kuyruğunun yarısından başlayarak devam ettiriyorum. Bu da aslında çok yaptığımız bir hata. Dikkat edelim. Şimdi aynısını buna da yapıyoruz. Ne yapıyorduk? Buraya böyle bir kuyruk çiziyorum. Bu niye böyle oldu ya? Eyeliner bitiyor galiba. Neyse bundan devam edelim. Buraya bir kuyruk çiziyorum. Kuyruk çizdikten sonra bu şekilde tutabilirsiniz. Bu eyelinerımın yarısından olması önemli. Bir gövde getiriyorum buraya. İçini dolduruyorum. Bunu uzatmak için çok dikkatli bir şekilde fırçamı böyle hafif yukarıdan uzatıyorum. Benim eyeliner sürme yolum da bu şekildeydi. Kesinlikle ilk yolda çok kolay, bu dediğim yolda kolay. Yani bu dediğim yolda ilk yine kuyrukla başlıyoruz. Her halükarda aslında kuyrukla başlıyoruz. Kuyrukla başladıktan sonra içeri gövdeye bir çizgi indiriyoruz ama bu çizgiyi yarıdan başlamamız önemli. Daha sonra içini dolduruyoruz. Daha sonra göz pınarlarımıza giderken de fırçamızı değdiriyoruz. Sadece yapmanız gereken bu kadar aslında. Biliyorum şey düşünüyorsunuz hani eğer güzel çizemezsem, eğer güzel çekemezsem eyeliner'ı makyajım mahvolacak. Ama öyle düşünmeyin. Eyeliner'ı çok eşit çizmeseniz bile en kötü böyle çok yoğun bir şekilde maskara sürersiniz ve eyeliner'ın kötülüğü gözükmez. Böyle de bir yol söyleyeyim size. Neyse. Rival de Loop'un maskarasını kullanıyorum. Hızlıca sürüyorum. Bu eyeliner yöntemleri de size hala kolay gelmediyse lütfen alta yorumlara yazın. Ben sizler için daha kolay eyeliner çekme yolları bulabilirim. Siz yeter ki isteyin. Evet, eyeliner videom bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Hepinizi koskocaman öpüyorum. Artık benim bebeklerim inşallah çok güzel eyeliner çeker. Sizlere güveniyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.